Ardahan İl Arı Yetiştiri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Evliyaoğlu. İl yönetim kurulumuz 7 kişiden oluşmaktadır. Bir birlik başkanı, diğer 6 yönetim kurulu üyeleri. Sonra üyeler delegelerimizdir. Onlarla o delegeler oylarını kullandıktan sonra göreve gelmiş bulunuyoruz. İlimizde de il birliğinin faaliyet göstermesi için il birliğimizi kurduk. Ve il birliğimizi kurduğumuz zaman 18 bin arılı kovan ilimizde bulunmaktaydı. Tarım İl Müdürlüğü kayıtlarına göre 120 kadar bir üyemiz bulunmaktaydı. 2008 yılından sonra üye kayıtlarımıza başladık. Şu anda üye kayıtlarımız 785 üyemiz bulunmaktadır. Ardahan'da aktif arılı kovan 45 bin civarında. Üretim tamamen yıldaki mevsimsel olaylara bağlı. O da işte kurak olan yıllarda yaklaşık olarak 45 bin ya da 50 bin kovanda aldığımız bal miktarı 290 ile 300 ton arası. Çok verimin yüksek olduğu yıllarda da 1100 bin civarında, 1000 ton civarında bal almaktayız. Zaten bizim bölge hem rakım yüksek, şu anda bulunduğumuz yer 1850, coğrafyamız sade, hiç fabrikaların, işte zirai ilaçlarının kullanılmadığı bir iliz. Mesela ilde ve ilçelerimizde hiçbir tane dükkan ya da mağaza tarımla ilgili hiçbir ilaç satılmamaktadır. O sebeple coğrafya tamamen sade ve ne gelirse hep doğal olarak alıyoruz. Bazı illerde ayçiçeği ekiyor, bazı illerde pamuk balı var. Bizde öyle bir şey yoktur. Allah doğada doğal olarak hangi çiçekleri vermişse iklimde iyi gittiği zaman ürün alabiliyoruz. İklimlerimiz iyi gitmediği zaman da kurak senelerde verimlerimiz çok düşük oluyor. İlimiz Kafkas Arı ırkına sahip. Türkiye'de şu anda iki il, Artvin ve Ardahan illeri Kafkas Arı ırkına sahip olduğu için Tarım Orman Bakanlığı tarafından koruma altına almıştır bu illerimiz. Diğer illerden arı girişlerine yasak, Kafkas Arı ırkının yerinde korunması için yasaklanmış bunlar. Ancak Ardahanlı arıcı il dışına çıktığı zaman geri dönüş yapamıyor. Ama diğer illerden de girişler yasak. Biz bunları da Tarım İl Müdürlükleriyle, ilçe müdürlükleriyle ortaklaşa, köy muhtarlarımızla haberleşerek, işte toplantılar yaparak illik olarak bu Kafkas arı ırkımızın yerinde korunması için yardımcı olmalarını istiyoruz. Çünkü diğer illerde çok baskılar yapılıyor. Yani örnek vereyim. Kafkas arı ırkının kovan fiyatı, arılı kovan fiyatı bu yıl 1,5 milyondu. Ondan sonra fiyatlar yüksek olunca komşu illerimizdeki arılı kovan fiyatları 750 ile 800 lira arasıydı. Bunu da durduramıyorduk. Çok ucuz olduğu için girişler yapılıyordu, kaçak girişler. Bunu da önüne işte biraz önce saydığım kurumlarla geçerek yasaklamasını çalışıyoruz. Yine Kafkas arı ırkından bahsedeyim. Kafkas arı ırkının dünyada 4 arı ırkında biri de bu iki ilimizde yaşamaktadır. Arı ırkının arının hortum uzunluğu, ana arılar benim arkamda. Hortum uzunlukları 7.4 ile 7.3 milim arasında değişmektedir. Eskiden işte göz kararıyla bakardık ki arıda kovan, arılı kovanda sarı arılar gözükmektedir. Bizim arıların renkleri siyah ve tüylü, biliyor musunuz? Ondan sonra hep göz kararıyla gider şikayet ederdik Tarım İl Müdürlüğü'ne, işte falan yere böyle bir arı ırkı girmiş. İşte kovan plakalarında 53 plakalar bulunmaktadır. Yardımcı olun da il dışına çıkaralım falan. Şimdi Gen Merkezi Müdürlüğümüz var. Kafkas Arısı Üretim Eğitim Gen Merkezi Müdürlüğümüzde sağ olsun Tarım Bakanlığı laboratuvarlar kurmuş. O laboratuvarlarda şüphelendiğimiz kovanlarda, Kafkas arısı olmayan kovanlarda numuneler alıyoruz. Numuneleri alıyoruz, hemen o numuneleri kavanozlara sıcak suyla canlı alıyoruz. Sıcak su herhalde bunların dillerini çıkarıyormuş. O dil çıktığı zaman laboratuvarda daha kolay incelemesi yapılıyormuş. Şimdi 4 tane aparat var herhalde. O aparatlarda Tarım İl Müdürlüğü'ne götürdüğümüz numuneleri inceliyorlar. Kafkas arısı olup olmadığını onlar bize rapor olarak gönderiyorlar. Biz diyoruz ki tamam, işte bunlar artık Kafkas arısıdır, melez değildir. Bu laboratuvarların bize çok yardımı oldu. İlde şüphelendiğimiz arılı kovanlarda aldığımız numuneler sonuç çıkıyor.
işte dil uzunluğu, fizyolojik yapısı, arının kanat uzunluğu çıktığı zaman Kafkas arı ırkına olduğuna dair rapor veriliyor bize ve öylece ilimizde muhafaza etmiş oluyoruz Kafkas arı ırkını. Bizde birlik olarak yok ama üyelerimiz, bakanlık sertifikalı ana arı üreticilerimiz var. Yaklaşık olarak ilde 8 tane işletmemiz var. Her yıl ben de birlik olarak Tarım İl Müdürlüğü denetlemeye çıktığı zaman işletmeler aktif olmadığını bakanlık denetliyor her yıl. POSOF'ta 6 tane işletmemiz var. Kafkas Arısı Eğitim Üretim Gen Merkezi Müdürlüğü ana arı üretiyor. Yaklaşık olarak yılda 1000'e yakın. Ondan sonra bir de Hanak'ta var bir işletmecimiz. Bunlar 8 işletme olmak üzere dediğiniz gibi üretilen ana arılar, burada ihtiyaç fazlası olanlar da il dışına gönderiliyor kargolarla. Kafkas arı ırkı olarak. Tabii bizde üretilen ana arıların da fiyatları çok biraz daha yüksek. Olunca dışarıda ana arı girişleri de yapılıyor. Bunlar da biz toplantılar yaparak işte üreticilerimizi uyarıyoruz. Diyoruz ki bunları getirmeyin. Getirdiğiniz ana arılar, işte işçi arılar, çıkan işçi arılar menez olur. Ana arı girişlerine de karşıyız. Yaklaşık olarak ilde 7000'e yakın bir ana arı üretim oluyor. Özellikle de Ağrıdağ'ımızda aldığımız ballar bir ay içerisinde donuyor hocam. Süzme çiçek balının da erken donması doğal. Hem arının o hortum uzunluğu, hem rakımın yüksek oluşu ve o hortum uzunluğuyla o ballı bitkilerin en derin tüplerine inerek almış olduğu çok değerli ballar en kısa sürede donuyor. Ve donduğu zaman da kaymak halini alıyor. Böyle krema gibi. Bazılar diyor şeker değil asla. Burada tüketicilere yine sesleniyorum. O donan ballar, çiçek balları pötür pötür değil. Böyle kaymak gibi, krema gibi olan ballar hakiki ballardır. Özellikle güvenerek tüketmelerini istiyorum. Biz fenli kovanlarla uğraşmadan önce konuşmamın başında da belirttiğim gibi aileden kalma, dededen kalma aracılıkla yetiştik aile içerisinde. İşte örnek vereyim, uzun, birer metre uzunluğunda kara kovan diye kullanırlar. O zaman tabii nerede petek, hazır petek çekme oğul verirdi arılar. O sandıklara doldururdular mumsuz, yani petek kullanılmadan. Onlar ondan sonra sonbahara kadar. Tabii o zaman teknoloji gelişmemişti, makine, tarım aletleri yoktu. Öküzlerle sürülürdü tarlalar, irgatlarla çayırlar, tarlalar biçilirdi. Biçin ne kadar geciktiyse bal sezonu o kadar uzardı. Ve ortaokulda, 73'te ortaokul son sınıftaydım, çok iyi hatırlıyorum. 100 kovanımız vardı. O 100 kovandan biz 3 günde o kardeşimle beraber süzerdik. Allah Allah, 3 gün sonra bir daha dönerdik. Bakıyorduk ki o çerçeveler tekrar sıralanmaya başlamışlardır. Ve öyle bir şeyler yaşadık biz. Ama şimdi bunun tek sebebi makineleşme. Tarım makinelerinin gelişmesi, işte 10 dönümlük bir yeri birkaç ırgat, birkaç günde biçmesi gerekiyordu. Şimdi bir makine giriyor, bir biçer, birkaç saat içerisinde biçiyor. O biçildiği zaman erkenden bal sezonu da onun için kısalıyor ve bal üretimi de gittikçe azalmaya başladı. Yine eskiye döneyim. O kovanlarda, kara kovanlarımızda işte 11. aylara yakın hava soğurdu. Biz burada içeride kışlatmaları yapıyoruz. Kar yağdığı zaman kapalı alanlara alınıyor kovanlar. Kapalı alanlara kovanlar alınacağı zaman mevcut azaldıkça arı çekiliyor ve o boş kalan petekleri keserdik, alırdık. Süzme makineleri bile yoktu. Ya sıkarak o petekleri alırdılar, petek bal olarak tüketilmiyordu. Ya da kazanda eritilip, yazık ya işte, ateşte eritiyordular, o balları elde ediyordular. Ondan sonra başlık yoktu, körük yoktu. Hocam bizim o bayanların örttüğü şeyleri babam başımıza bağlardı. Ondan sonra önümüzü bile göremezdik. Öyle şartlarda yaşadık, arıcılık yaptık. Karakovan tahta. Bu bölgede çam ağacı kullanıyorduk. Yani bölge, hangi bölgede bulunuyorsan o tahtayı kullanırdın. O kovanlarla işte yetiştik. Valla evde çatılı kapaklara yetiştim.
çatılı kabaklara ve kare çerçeveler. Şu anda kullanmış olduğumuz bal çizme makinelerine o çerçeveler girmiyordu. Kare çerçeveler o kadar büyük. Kaldıramıyordu. Hocam bir tanesi 4-5 kilo bal veriyordu ya. Nerede o günler artık gittikçe verimlerimiz düşmektedir. İşte eskide almış olduğumuz ballar kamyonlara yükleyip götürüp işte o zaman burası ilçeydi. İl Kars'a götürüp toptancılara satardık. 11. ay 20'lerine kadar kar yağdığı zaman, kar yağdığı gün kapalı alanlar bir odada pencereleri karartıp tamamen kapkaranlık bir yer. Yer seviyesinden yüksek 20-25 santim. Duvardan uzaklığı yani nemden korunması için arı kovanlarının uçuş deliklerine ızgara, şimdiki kışlatmadan anlatıyorum. Eskide öyle değil. Eskide kara düzen. İşte hayvanların gübreleriyle bu sağda solda sıvıyordular biliyor musun? Şimdi artık her şey teknoloji geliştikçe modern kovanlarımız var. O modern kovanların uçuş deliklerine kışın kapalı alanda ızgara çakıyoruz ki hava alabilsin kovan. Onlar da birer canlı hocam. Onlar mesela biz çok karşılaştık. Ben ilçelerimizi dolaştık. 180 kayıp veren arıcılarımıza gittik. Sebebini araştırdık. Nedir falan. Ağızlarının tamamen kapalı oluşu. Her tarafını kapatmış. Nefes alamamış arı. Nefes alamayınca da ne oluyor? O buhar sulanıyor. İşte içerisindeki bal sulanıyor ve şey olunca arıyı öldürenler oldu. Biz bunları tarif ettik. İşte yazın kovanın üzerindeki bezin değiştirilerek içerideki kapak altındaki bezin daha ince olması, hava alabilmesi için uçuş deliğine de ızgara çaktığımız zaman ızgara ve o ince bez kapağın da arka ve önde hava şeyleri bulunuyor. Hava aparatları dışarıdan giren hava içeride hava sirkülasyonu yaparak o nemden ve küften korunması için arı daha sağlıklı çıkıyor. Bu son zamanlarda tamamen hemen hemen %5'lere falan bir kayıplar veriliyor. Artık eskide karlar da yok. Biraz geç alıyoruz. 11. ayda falan rakım çok yüksek olunca 1 metrelere yakın bir kar yağıyordu. Eskide kapalı alanlara alındılar. Eskide çok kayıplar verilirdi. Teknoloji gelişmemişti. Köylerde mesela bizde adam hayvan gübresiyle ya da işte başka bir şeyle o kovanlarda bulunan açık yerleri kapatırdı. Ve yine de sağlıklı çıkıyordu arı. O dönemlerde bile %10'lara varan bir kayıplar veriliyordu. Şimdi öyle değil. Bakanlık artık serbestleştirdi. Bizim %80'in neredeyse arıcılarımızın Artvin'e inip Artvin'de kışlatılıyor. Kışlatmalar dışarıda yapılıyor orada. Burada kapalı alanlarda yapıldığı için daha riskli oluyor. Orada hiç olmazsa hep gözünle görüyorsun ne olduğunu, yiyeceğin bitişini, arının birbirini yağmalamasını. Ama kapalı alanlar çok riskli. Orman olan bölgelerde ayı geliyor. Ayı geldiği zaman da ayıda korunmak için eskide koruyamıyorduk. Ayıda korunmuyordu ama Doğu Karadeniz'de yüksek direklerin üzerlerine yapılırdı. Onlar da orada korurdular. Biz de tabii ağaçlara koyurdular. Ya da çok yüksek 4 direk üzerine ondan sonra bir kapalı alan oluşturuluyordu. Oralara konulurdu. Bizde yazın ek iş olduğu için arı bilhassa ilimizde kapalı alanlarda kışın zaten kışlatıyoruz. Kışın da ayı yok. Yazın da herkes kapısında. Ek bir işletme olduğu için ondan sonra adam kapısına bırakır, harmanına bırakır. 50 kovan, 100 kovan. Öyle il dışına falan yerleşim birimleri dışına çıkmıyor kimse. Mesela biz hep öyle yetiştik. Ama şimdi ben coğrafi şeridi bal ürettiğim için hep yerleşim birimlerinin dışındayım. O zaman yerleşim birimleri içinde olduğu için de ayı yerleşim birimlerine affedersin köpeklerin çok oluşu, işte insanların çok oluşu olduğu için ayı da burada zarar görmüyordu Karadenizler gibi. Arı hastalıkları biz bilmezdik hiç. Varova diye bir hastalık çıktı. Arının başının belası. Yılda iki sefer ilaçlama yapılıyor. Erken ilkbahar yumurta olmadan yapılıyor. Bir de geç sonbaharda yapılıyor ki o varovalar yumurtaların
bulunan larvaların içinde bulunuyormuş. Larva da yetiştiği zaman o larva o larvanın kanatlarını işte arının kanatlarını, bacaklarını yiyor, çıkamıyor arı. Çıkamayınca da ne oluyor? Mevcut azalıyor ve arı kovanı bitiyor. Biz bunlarla şimdi mücadele ediyoruz. Sağ olsun Sayın Valimiz şu anda Amasya Valisi Mustafa Bey, Mustafa Masatlı Bey. Kendisine rica ettik. Toplu hastalıklarla mücadele etmek için il özel idaresinde bir kaynak ayırdı. O kaynaktan biz ilimizde bulunan tüm kovanlarımızı, arılarımızın kovanlarını, arıcılarımızın kovanlarını hep toplu ilaçlama mücadele edince şu anda hastalıklar da pek gözükmüyor. O konu çok iyi sağ olsun Sayın Valimiz. İnşallah bizim şu anda bulunan Sayın Valimiz de önümüzdeki işte 22 yılında kendisine rica edeceğiz. Tekrar hastalıklarla ilgili toplu mücadelenin yapılması için inşallah yine yardımcı olurlar. 2020 ve 21 yıllarında hem küresel ısınma, aşırı kuraklık, yağış yağmadığı sebeplerden dolayı ürün alamıyoruz. Yani %2021 yılında yaklaşık olarak %95'lere varan bir düşüşten kaynaklandı bal verimi. Yine 2010 yılında işte ilimizde bu arı ırkının özellikleri, coğrafyanın sade oluşu, coğrafyanın kirli olmayışından kaynaklanarak dedik bir de ürünümüzü değerlendirelim. Ürünümüzü değerlendirmek için 2010 yılında coğrafi işaret için Türk Patent Enstitüsü'ne dosya hazırladık, gönderdik. İşte Türk Patent bizde evrak istiyor. Çevre illerden varsa bal analizleri, işte Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne istedim, Van'da istedim bunları. Neyse hocam o dosyalar geçmedi. Eksikti. Tabii o zaman ülke genelinde coğrafi işaretli ürünlerin başvurusu çok azdı. Mesela almış olduğumuz coğrafi işaretli ürünümüz şu anda numarası 213. Ama katılmış olduğumuz toplantılarda başvuruları takip ettiğimiz zaman şu anda 3000'lerin üzerinde. Ülke genelindeki coğrafi işaret başvurusu. 2010'da başvuruda bulunduğumuz dosyamız kabul olmadı. Olmayınca ben biraz daha eğitimci olarak da peşine düştüm. Ya neden işte bu coğrafi işaretimiz tescillenmiyor falan, sebep nedir? Bunlar ne eksiklerimiz var, nasıl çalışmamız lazım? Dediler teşkilatlı bir üniversiteyle çalışmanız gerekmektedir. Onu da biz Ankara Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Fen bölümü işte orayla ilgilendik. Sağ olsun Kadriye Hanım, bak yapmış oldukları çalışmalar hep afiş halinde buradalar. Emekli oldu hocamız. Biz onlarla çalıştık. Onlar bize akademisyen gönderdiler. Benim anlattığım gibi 2013. Mayıs ayında gelip işte çevrede incelemeler yaptılar. Ballı bitkiler, diğer bitkileri, tespitleri yapıldı. İl genelinde polenler topladık. Ondan sonra il genelinde yine 260 köyde hocam. Bu kolay da bir iş değil. 260 köyde ban numunelerini aldık. Sadece hocam dedi işte 7 kilometre aralıklarla köylerde numuneler alırsınız. Ban numunelerini gönderdik, polenleri gönderdik. Bunlar onaylandıktan sonra üniversite sağ olsun 3 yıl çalışmadan sonra o şeyi aldık. Sonucu Türk Patent'ten gitti. Türk Patent'inde işte biraz önce saymış olduğum Tarım Bakanlığı'nın birimlerine gitti. O birimlerde de onaylanınca biz 2018 yılında zor bir şartlar altında, bak 8 yıl devam etmiş, aldık coğrafi işaretli marka tescilimizi. 2018 yılında geç elimize geçtiği için sezona ulaşmadı. Ondan sonra 2019 yılında üyelerimize mesajlar attık. Coğrafi işaretli bal üretmek isteyen üreticilerimiz birliğe başvuruda bulunsunlar. Dilekçelerini aldık. 84 başvuru vardı. Ya 730 ya da 780 üyeden 84 başvuruyu aldık. Başvurularımızı değerlendirdik. İşletmeleri ayrı ayrı gezdik. Ve Türk Patent Enstitüsü'nde başvuruda bulunduğumuz zaman denetleme komisyonu oluşturduk. İşte üniversite, Kafkas Arısı Üretim Eğitim Gen Merkezi Müdürlüğü, Birlik, Ticaret Odası, bunlardan birer kişi, Tarım İl Müdürlüğü, 5 kişilik bir denetleme komisyonuyla işletmeleri ziyaret ederiz, ettik. Çalışmalarda neler isteniyor bizden? Yerleşim birimlerinin dışında olması gerekiyor. Yerleşim birimlerinin dışında 1 kilometre ya da 500 metre biz onu komisyon olarak belirledik. Bir de bakıyorduk işte. Önce arı Kafkas arısı mı? Ondan sonra bulunduğu yer müsait mi? 3 sefer denetleme yapıyorduk.
ilkbaharda. Ondan sonra bal süzümü yapılacağı dönem Haziran ayında, Temmuz ayında. Bu denetlemelerden sonra denetleme komisyonumuzla beraber denetlerdik. 2019 yılında 84 başvurudan 36'sı bu şartlara uydu ve o yıl 4,5 ton yani 4500 kilo gram bal paketledik marka tescilimizde. Balı nerede paketliyoruz? Şu anda elimizde iki tane bal paketleme tesisi bulunmaktadır. TANAP şirketinden karşılandı. Bu birliğimizde üyelerin getirmiş oldukları ballarını biz paketliyoruz birlik olarak. Ondan sonra coğrafi işareti bal paketleme tesisinde Arıcılık Gen Merkezi Müdürlüğümüz, Kafkas Arısı Eğitim Üretim Gen Merkezi Müdürlüğü'nde bir bal paketleme tesisimiz daha var. Onu da ayrıca sadece coğrafi işaretli balları paketlemek için oraya gidiyoruz. 2020 yılında 200 kilo sadece bir üreticimizin balı paketlendi. 2021 yılında da hiç ürün alamadığımız için coğrafi işaretli bal paketleme tesisinde hiçbir tane bal coğrafi işaretli etikette dolumu yapılmadı. Zaten tanıtımlarımız yapılıyor. Sağ olsun Serhat Kalkınma Ajansı, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı illerinin kalkınma ajansları var. O ajansların aracılığıyla tanıtımları yapıyoruz. Fuarlara gidiyoruz, ballarımızla gidiyoruz. Marka tescillerimiz olmuş. Gittiğimiz yerlerde tanıtımlarını yaptığımız zaman ilgi bala daha fazla. Tabii dededen kalma arıcılık ve erken emekli olmamın sebebi de soruyorlar işte genç yaşta niye emekli oldunuz? 46 yaşında emekli oldum. Bir baktık işte arıdan gelen gelirle çok iyi bir sektör tabii. Zaten bu son yıllarda bu olayın bozulması kaynaklandı. Mesela benim bahsettiğim yıl 2008-2009 yıllarda tabii verim çok yüksekti. Kovan başına 18-25 kilo aralarında bal alırdı. Bölge ilde yaşayan insanlarımızın çoğu hep il dışında. İşte İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa gibi illerde mesela burada şu anda 106 bine yakın bir nüfusumuz var. Bunun 700 bini dışarıda. Ürettiğimiz balların tamamı hep bizim kendi yakın akrabalarımız tüketiyordu. İşte diyordu bana biri 10 kilo, öbürü diyor bana 27 kilo. Hep tenekelerle sarf ettiğimiz elinde kimse kalmıyordu. Kimsenin elinde kalmıyordu. Şimdi biz marka tescillerini aldığımız zaman daha da bir talep meydana geldi. Bu talepler de maalesef işte dediğimiz gibi 2020 ve 2021 yıllarında o yakınlarımıza gönderdiğimiz balları bile onların ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Ama biraz önce de bahsettiğim gibi verim düştüğü zaman şu anda 2 kiloya kadar düşmüştür. Yani 2020-2021 yıllarında küresel ısınma, iklimsel şartlardan kaynaklanarak kovanlarımızda verimler çok düştü. Gençlerimizin biz sadece arı ürünlerinde bala bağlı kalmışız. Bu sadece bala bağlı kalmak değil. Artık teknoloji gittikçe ilerliyor. İşte bal, arının topladığı polen, arı zehiri, arı sütü gibi arı ekmeği var bir de. O da petek gözlerinde bulunan polen tozları. Onlar da başka aparatlarla alınıyor ya da soğuk hava depolarına konularak oradan elde ediliyor. Gençlere dediğimiz gibi bal olmayabilir, kurak geçiyor. Bunun arı sütü var, arı sütünü üretelim arkadaşlar. Arı sütü çok değerli. Mesela biz şu anda birlikte 10 gramını 70-80 liraya satıyoruz. Bunun genç bayanların daha çok ellerinin yatkın olduğunu ve bizde şu anda ilde gittikçe bizim yetiştiriciler hep bayan. Arı zehirine değineyim. Arı zehiri de 2020 yılında Muğla Sıtkı Koçmen Üniversitesi'nde herhalde kurslar falan düzenlendi. Bunlar da aparatlarla elde ediliyor. Tıpta kullanılmak üzere. Bayağı maddi yani fiyat olarak da yüksek bir rakım. Buna da pazar bulunursa bu da çok iyi bir ürün. Polen hepimiz tüketiyoruz. Aynı öyle. Bala bağımlı kalmadan. Biz Ardahan ili olarak diyoruz işte bal almadık, böyle olduk, şöyle olduk. Ama diğer saymış olduğum arı ürünlerini de alırsak bu da fazla bir ekonomik değer. Hem sağlık açısından işte bu iki yıldır
başımızın belası olan pandemi de kullanılan arı ürünleri gerçekten çok memnun vatandaş ve talepler gittikçe artıyor. Mesela bugün yine iki tane arı şeyi gönderdik, arı sütü. Propolis isteyenler oluyor, ham propolis veriyoruz. Hiçbir karşılık beklemeden ben kendim veriyorum. İşlenmiş propolisler var. Onlar da çok işte ajanslar, yapılan projeler var. O projelerden bunlar çok basit bir şekilde aparatlar elde edilip üretici üretmiş olduğu polenini kendisi kurutup satabilir piyasada. Propolisini sadeleştirerek damlacık halleri, eskiden mesela 2 yıl önce hep alkol bazlı propolisler çıkardı, şimdi değil. Su bazlı da var, herkes kullanabiliyor. Arı ürünleri çeşitlerimiz çoktur. Yapın, yapılabilir yani. Pazarda bulunur yani. Bunu hem Türkiye Arı İster Merkez Birliği olarak pazar araştırması yapılıyor. Artık bundan sonra zaten ürünlerimiz hep markalaşıyor. Markalaştıktan sonra da yani illa birlik markalaşması değil. Şahıs olarak da markasını oluşturabilir. Mesela saymış olduğum arı ürünleri alındığı zaman oradaki yıllık yine giderlerini, ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Yeter ki ilgilensinler, arıyı sevsinler.